Merhabalar. Dün çıkan haberlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile beraber AKP Genel Başkanı Mustafa Elitaş'ın emekli maaşı zammı için bugün toplanacağı belirtilmişti. Şimdi ekonomimin edindiği kulis bilgisine göre emekli maaşına zamla ilgili çalışma ve görüş alışverişine dayalı toplantılar tamamlandı ve karar aşamasına gelindi ve kulis bilgilerine göre bugün yapılacak toplantı çeşitli kanun değişiklikleri kurumların diğer idari işleri gibi genel ülke yönetimine yönelik konuların ele alındığı benzer onlarca toplantıdan sadece biri olacak yani emekli maaşı bu toplantının konusu olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Türkiye'ye dönecek ve son kararı vermesi bekleniyor deniliyor. Ekonomimin edindiği kulis bilgilerine göre Ayrıca AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de bir açıklama yaptı. Şimdi AKP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında basına kapalı olarak bir toplantı düzenledi ve Güler toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve şunları söyledi: En düşük emekli maaşı ile ilgili bakanlıkların çalışmalarının devam ettiğini belirterek tamamlayıcı işlem bu. 10.000 TL'ye kadar bir emekli sayımız var. Bunların her birinin 1.000 TL artışının getirildiği bütçe karşılığı var yük var. Çalışma Başkanlığı yani Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışıyor. Bugün akşam bir araya gelebilirsek oturup konuşacağız. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanı Mustafa Elitaş ve ben katılacağım. Toplantı bu akşam olmazsa yarın bir araya gelmemiz lazım diyor. Ve seyyanen zam çok zor diyor. Seyyan zam çok zor. Onun ancak tamamlayıcı noktası olur. Her bin TL'nin artışının karşılığının değerlendirilmesi lazım diyor Güler. Ve asgari ücrete bir zammın da söz konusu olmadığını söyleyerek sözlerini şöyle devam ettiriyor. Asgari ücret seviyesi mümkün değil. Yani emekli maaşlarının Asgari ücret seviyesine e, gelmesi mümkün değil. Emeklilik sistemini belirleyen husus nedir? Bütün dünyada sadece bizde değil. Bütün dünyada ödediğiniz prim miktarı ne? Arkadaşlar diyor ya AB ülkelerinde böyle asgari ücret de yok emekli de yok. Hangi AB ülkelerinde 40 yaşında emekli var? ödediğiniz prim miktarı ve süre düşükse nasıl bir miktar ödeyebilirsiniz? 2024 yılı bütçemizde yaklaşık 1 trilyon gibi bir kaynağı emeklilik sistemine aktarıyoruz. Bu yük sadece vermekle olmuyor bütçe karşılığı da oluşturmanız gerekiyor diyor Abdullah Güler. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir emeklilik işte 40 yaşında emeklilik yok. Yani seyyanen zam zaten 2000 TL olarak konuşuluyordu tüm emeklilere. Kulis haber bu yöndeydi. Ama Abdullah Güler bu çok zor diyor. Ha ekstra zaten konuşulan seyyanen zamlar da mümkün değil demeye getiriyor. Aynı zamanda AKP içerisinde emekli maaşlarına yönelik kendi partisine çok sert tepkiler gelmeye de devam ediyor. Şimdi dün mesela e, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayam bir çıkışta bulunmuştu. Bugün de Şamil Tayyar bir açıklama yaptı ve Şamil Tayyar ilaç kutusunu açtığınızda içinden ek olarak kullanım talimatı çıkar. İlacın muhtevası, kullanma şartları ve muhtemel etkileri yazar o metinde. Misal hastanın o ilaca alerjisi varsa kullanılması istenmez. Kusma kızarıklık, nefes sıkanıklığı gibi beklenmedik bir gelişme olursa ilacın bırakılması ve hemen doktora başvurulması tavsiye edilir. Ekonomi yönetiminin toplumu içirmeye çalıştığı acı ilacın kullanım formu da bundan farklı olmasa gerek. Ama siz sadece ilacın muhtevasına odaklanır, kullanma şartları ve muhtemel yan etkilerine duyarsız kalırsanız hastayı iyileştirmez, belki öldürürsünüz. Bir başka misal doktor hastayı ameliyata almadan önce kan değerlerine, tansiyonla, bağışıklık sistemine ve ihtiyaç duyduğu başka test sonuçlarına bakar. Veriler olumsuzsa hasta ameliyata uygun hale getirilmeye çalışılır. O sebeple mevcut ekonomik program ne kadar ideal olursa olsun emekli maaşının 10 bin lira asgari ücretin 17 bin lira olduğu ortamda aşırı doz etkisi oluşturur. Toplum nefes alamaz, nitekim alamıyor. Toplumsal bağışıklık sistemi çok zayıf, programı kaldıracak güçte de değil, ekonomik programın başarıya ulaşması için toplumun direnç katsayısı arttırılmalıdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın ekonomi yönetiminin direncine rağmen mevzuya el atması, emekli maaşların arttırılmasını istemesi çok önemli. Ekonomi yönetimi emekli maaşına 2 bin liralık artış düşünüyor ama Cumhurbaşkanımızın bu rakamı arttıracağı kanaatindeyim. Arttırılmalı da... Ekonomide acı reçeteye ihtiyaç varsa önce toplumun bağışıklık sistemi güçlendirilmelidir. Aksi halde bu şartlarda 4 yıl seçimsiz geçmez. Geçse bile sonu iyi olmaz diyor Şamil Tayyar'da yapmış olduğu değerlendirmede açıklamada. Şimdi durumu birkaç cümleyle aslında son 24 saate özetlemek gerekirse. Şimdi en düşük emekli maaşları 10 bin lira ve 10 bin liranın altında da kalanlar var. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Dünden beri en düşük emekli maaşına 2000 lira zam yapılacağı konuşuluyordu. Daha sonra e, yani iktidarın tüm emeklilere 2000 lira seyyanen zam yapacağı ifade edildi. Ama bugün AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yani bu seyyanen zam mümkün değil dedi. Ama aynı zamanda AKP içerisinde yani öne çıkan isimler de e, iktidara e, bu emekli maaşlarına yönelik çağrılarda bulunarak, e, eleştirilerde bulunarak tepkilerini dile getirerek bu seyyanen zammın bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Tabii bu seyyanen zam tartışmalarına yönelik emekliler de güçlü bir şekilde seslerini duyurmaya çalışıyor. Her platformda, her alanda ve bizler de mümkün olabildikçe seslerini buradan duyurmaya da çalışacağız diyorum. Bu seyyanen zam tartışmalarına ve erken seçim meseleleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.